Altın Yayla'yı izledik. Burdur'u gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de Karamanlı'ya gidiyoruz. Burdur Karamanlı'dayız. Karamanlı'nda bu hafta sizlere ikinci bölümünü yayınlıyoruz. Hep birlikte Burdur Karamanlı'dayız. Sevgili seyircilerimiz, Burdur'u gezmeye devam ediyoruz. Burdur'un Karamanlı ilçesindeyiz. Ve yanımızda başarılı başkan, yeni başkan, gerçekten çok değerli insan Mehmet Bey ile birlikteyiz. Mehmet Başkanım, öncelikle merhabalar. Merhabalar efendim. Biz Barışla Türkiye'nin sesi olarak Burdur'da tanıtımlar yapıyoruz ve sizin ilçenize gelmek istedik. Gerçekten de çok güzel bir ilçe. Hemen ekran başındaki izleyicilerimiz öncelikle Mehmet Başkanımızı bir tanısınlar. Teşekkür ederim. Ben Mehmet Özger. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde halkımızın teveccühü doğrultusunda başkan seçildim. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada sizin programlarınızı da Akdeniz TV'den genellikle izliyoruz. Bu yöremizi tanıtan programlar yaptığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimiz, Burdur Karamanlı'yı gezmeye devam ediyoruz. Başkanımız bizi ilçeyi gezdiriyor. Hemen biraz önceki söyleşimizde bahsetmiş olduğu Anadolu Lisesi'nin inşaatının önündeyiz. Başkanımız bakalım neler söyleyecek. Evet, şimdi bu inşaat daha önceden Sayın Belediye Başkan, önceki belediye başkanlarımızdan Ahmet Avcıoğlu tarafından huzurevi inşaatı olarak başlatılmıştı. Fakat aşağı yukarı 7 yıldır herhangi bir işlem yapılamamış, tamamlanamamış pozisyonda beklerken işte biz Anadolu Öğretmen Lisesi yapma projemizi gerçekleştirirken bu binayı göz önüne aldık. Hazır binamız var, sponsorumuz da var dedi diye düşündük ve Anadolu Öğretmen Lisesi yapımına başladık. Şu anda mevcut 3 katlı binanın son katı da 4. katımızda tamamlamak üzere. Önümüzdeki 1,5 ay içerisinde bu binanın biteceğini düşünüyoruz. Eğitim öğretim yılına 2010-2011 eğitim öğretim yılında başlayacağız işte. Sözünü ettiğimiz okulumuz burası. Eylül ayında. Eylül ayında okullarımız açılınca 72 tane öğrencimizle birlikte başlayacağız. Alanımız yeterince geniş. Şu anda mevcut alan 6065 metrekare olmasına karşın hemen yan taraftaki şahıslara ait olan arsalarımızda sağ olsun kendileri bağışlamayı taahhüt ettiler. Toplam 5 dönüm bir arazi daha ilave olacak şu anda okulumuza. 11.000 metrekarelik bir alanda okulumuz açılacak. Yeterince büyük bir bahçemiz olacak. Bu bahçemiz içerisinde zaten bir de 200 yataklı, 100 öğrenci erkek, 100 kız öğrenci olmak koşuluyla 200 yataklı yatakhanemizi de 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Nasip olursa vatandaşlarımızın katkılarıyla. Okulumuz gerçekten önümüzdeki süreçte eğitimimize yakışan, Karamanlı'mıza yakışan bir eğitim seviyesinin verilerini burada tamamlayacağız artık. Bundan böyle dışarıya kolay kolay öğrenci göndermeyiz diye düşünüyorum. Ha, fen lisesi kazanan çocuklarımız olacaktı. Tabii ki onlar gidecek ama öğretmen lisesi bazında artık dışarıya öğrenci vermeyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Evet. Hazır eğitimden bahsediyorken ben hemen bir programcı olarak size bir soru yöneltmek tabii istiyorum. Ekran başındaki izleyicilerimiz belki bilgi sahibi değildir. Ama tabii biz televizyon programı yapıyoruz. Bunun yanında habercilik yönümüz de var. Araştırma evet. da yapıyoruz evet. doğal olarak. Biz Burdur ilinin Türkiye genelinde başarılarını evet. duyduk. Evet. Özellikle Burdur Karaman ilçesinin başarılarını duyduk. Bunu bilmeyen izleyicilerimiz için bir anlatabilir miyiz başkanım? Hemen şöyle söyleyeyim. Hakikaten ilçemiz eğitim öğretim yönünden Burdur'da sayılı bir iyi bir seviyeye sahiptir. Bunun en güzel örneklenen birisi 2007 yılında yaşandı. 2007 yılında yapılmış olan OKS sınavında Türkiye'de iller arasında birinci olan il Burdur. Burdur'umuz üst üste 3 yıllık başarıyı yakalamıştır. 2007'deki başarıdan söz ediyorum. 2007'deki başarımızda Burdur ili bu iller arasında birinci olmuştu. Fakat bir de Burdur'un birincisi vardı. O Burdur'un birincisi de
Bizim Nimet Güvenel İlk Öğretim Okulu. O da Karamanlı'danmış. Evet, sevgili seyircilerimiz, 2007 yılının Türkiye birincisi demek ki Burdur Karamanlı ilçesinden yani, çıkmış. Tabii. Bunu öğrenmiş olduk. Düz mantık yürüttüğümüz zaman Burdur Türkiye'nin birincisi ise, Burdur'un birincisi de Karamanlı Nimet Güvenel İlk Öğretim Okulu ise demek ki biz Türkiye birincisi olmuştuk. Teşekkür ediyorum bu imkanı sunduğunuz için. Şimdi tüm diğer hemşehrilerim, yurt dışında yaşayan, özellikle Karamanlı dışında yaşayan hemşehrilerimiz tekrar buradan gözlerinden öpüyorum. Kendileri Karamanlı'ya geldikleri zaman inanın değişimin başladığını fark edeceklerdir. Şimdi geçen yıl içerisinde bir yıl oldu, işte yeni bir yılımızı doldurduk. En büyük başarılarımızdan bir tanesi de Karamanlı'da şu anda içme suyu problemini bitirdik. Yıllardır özellikle Hürriyet Mahallemiz vardı. Yıllardır yaz gelince özellikle su problemi sürekli yaşanıyordu. 3-4 gün, 5 gün belki daha fazla süre su akmayan bir yerimiz, mahallemiz şu anda kesinlikle susuz kalmıyor. Su problemi kalmamış olan bir ilçedeyiz şu anda. Artı yüzeysel güzelliklerimize katkıda bulunmamız gerekiyor. Bunun için de park ve bahçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Eski binalarımız var. Kendi eski binalarımızın sahipleri şu anda yaşamıyorlar. Karamanlı'da durmuyorlar en azından. Kendilerine haber gönderiyoruz. Bakın bu binanız çok eski. Bu binanın şu andaki Karamanlı'daki görünümü bizi şehircilik anlamında bu hoş görünmüyor. Bu konuda biz size yardımcı olmak istiyoruz. Gerekirse siz izin verirseniz biz bu binalarımızı yıkacağız. Harfiyatını çekeceğiz. Yeter ki siz izin verin şeklinde haberlerimizi gönderiyoruz. Şehircilik anlamında güzel şeyler yapmamız lazım. Şimdi biz başkanım gayet güzel, başarılı çalışmalar devam ediyor. İnşallah biz de takip etmeye devam edeceğiz tabii ki. Biz başkanlarımıza genelde soruyoruz ilçelerini, beldelerini tanıtırken. Bu yaz Karamanlı'nın festivali ne zaman olacak? Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Bu konuda aydınlatma, en azından bilgisi olmayan arkadaşlarımıza, hemşehrilerimizi bilgilendirme açısından 17 Temmuz'da şenliğimiz, Ceviz Yayla ve Mermer Şenliğimizin 8.sini düzenleyeceğiz nasip olursa. Ha, bilmeyenlere de bunu duyuralım. Evet. Geleneksel olduğu. Geleneksel hale getirdiğimiz, daha önceki belediye başkanlarımızdan şu anda sağ olasın, Allah ömürler versin, uzun ömürler versin, Ahmet Avcıoğlu'nun başlatmış olduğu Ceviz ve Yayla Şenliği. Sonradan Ceviz ve Yayla'nın yanına bir de mermer sektörümüz gerçekten Karamanlı'da üst düzeylerde olduğunca mermercilerimizi de işin içerisine aldık ve Ceviz Yayla Mermer Şenliğimizin 8.sini bu yıl nasip olur da düzenleyeceğiz. Burada sanatçılarımızla birlikte bizim amacımız hemşehrilerimizi bir günde olsa bir araya getirip bu vesileyle birbirimizi daha iyi tanımak. Evet. Bir de benim size bir sürprizim var. Biz sizin ilçenizden kız alıyoruz. Benim kardeşim İhsani Taşdemir kendileri Amasya, Merzifon, Kayadüzü beldesinden Bayram ve Meryem Taşdemir'in oğulları İhsani Taşdemir. Buradan Karamanlı'dan Mehmet ve Hatice Akagündüz çiftinin kızları Ülker Akagündüz'ü kısmet olursa 13 Haziran'da Dünya Evi'ne Allah hayırlısı nasip etsin, ama sen böyle deyince kimse tanımaz. Zalımın kızını alıyorlar. Ben deyiverim. Zalımın kızı. Evet. Zalımın kızını alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Düğünümüze de bekleriz sizi. Geleceğim. Sizin düğününüze geleceğim. Çünkü bizim de hemşehrimizin bir düğünü olacak. Söz veriyorum size orada. Burada da olacak. Karamanlı'da da olacak. 12'sinde, şimdi, 13'ünde de Antalya'da da olacak. Beni tanıyorlardır genelde insanlar, ama bilmeyenler için söyleyeyim. Çok güzel zeybek oynarım. O düğünde zeybek oynamaya söz veriyorum. Söz değil mi başkanım? Söz. Bizim kameralarımıza söz verdiniz. O gün akşam size tekrar izlettiririm. Evet. Gerçekten mutlaka, başkanım mutlaka. Biz çok keyif aldık. Bizi çok güzel ağırladınız. Çok memnun kaldık. Ben ekran başındaki izleyicilerimiz de Karamanlı'yı özlemişlerdir yurt dışında. Özellikle evet, yurt dışında evet, yaşayan evet, gurbetçilerimiz. Yurt içinde gelemeyenler de ve özellikle Türkiye genelinde Karamanlı'yı gelip görmek isteyen, merak eden insanlara da izlettirebilmişizdir sizin huzurunuzda inşallah. Bu misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok nazik varsınız. Sağ olun. Years ago when I was young.
She was mine and we were sweet.